dün önemli bir yayında önemli iddialar havada uçuştu. Sorularımıza önce de verdiği cevaplarla burada verdiği cevaplar arasında Yasin öğretmenin çelişkiler olunca ben bazı şeyleri yanlış hatırlıyormuşum. Şimdi doğrularını hatırlıyorum deyince tabii bizim Yasin öğretmenin verdiği cevaplarla ilgili kafamız karıştı. Eminim sizin de kafanız karışmıştır. Şimdi ama o birazdan alacağım ben Yasin öğretmenle konuşacağız. Ama önce Dursun Arıcı, Dursun ve sizle devam edeyim de. Dün Ümmü... Yani yayın tam size ait olan bölüm bittiğinde ben işte Dursun Arıcı'ya şunu sormak istiyorum gibi bir ifade kullandım. Ne sormak istiyorsun? Onu sen mi söylersin ben mi söyleyeyim mi? Önce bence sen söyle. Soruyu sen daha iyi söyle. Olayı sen bildiğin için söyler misin? İdem abla şimdi ben suçlandım. Sürekli suçlandım ben. Ailemin çekirdek yediği iddia edildi. Ailem o gün geldiğinde çekirdeği nereden almış veyahut da nereden getirmiş? Tamam, önce buna bir yanıt verir misiniz Dursun Arıcı? Dursun Bey. Köyden gelirler ki ceplerinde veya yanlarında geldi Didem Hanım. Böyle bir şey yoktu diyor. Öyle mi Ümmü? Olmadı da o zaman benim şahitlerim var. Yavuz'un abisi var. Didem abla o konulara pek gitmeyelim. Ben onu konu o değil aslında. Soruyu sen biliyorsun da niye sormuyorsun Dursun Arıcı'ya? Başka soracak ne varsa sorsun. Var var. Niye sormadın? Sorsun. Ben hazırım. Korkma. Korkacak bir şey yok. Dudaklarını da yeme. Bak dudaklarını yiyorsun korkuyorsun. Yavuz'dan da korkma. Bildiğin bir şey varsa korkmadan söyle yani. Yeme evet. Dudaklarını. Hep üzülme. Sürekli sıkıntıdan Didem abla. Sürekli hep ben göz önünde bulundurdu. Ben mi sen dağda inek otlatırken önce Abdullah emmiye sonra bayram çatlara sonra da Yavuz'a dediğini hatırladın değil mi? İnek otlatırken. İnek otlatırken? İnek otlatırken dağda. Yavuz'un kendine dediği kelimeyi. Dün önceki gün Şakir abim de vardı. Sordu. Başka bir şekil olarak öğrendim ben onu şu an. Ne söylemiş? Sen onu bir hatırlatır mısın Dursun Bey? Ben konuşayım. Hı? Ben söyleyeyim. Söyleyin Dursun Bey. Şimdi Dem Hanım, benim Yavuz bunu söyledi. Bak, açıkladı. Şimdi bana gelen... Yavuz'u da görelim. Fotoğrafı görmeyelim. Yavuz'u da ekranda görmek bana istiyorum. Bana gelen istihbaratlar, kaynaklar böyle bazı kişileri gösteriyor. Tamam mı? Hı. Bu Ümmü'yle. Ben Yavuz'a bunu söylemiyorum. Söylesem... Bazı kaynaklar Ümmü'yü mü gösteriyor? Ümmü'yü. Ya mesela dağa gitmiş arkasından falan adam gitmiş. Ya bu yalan bırakın. Çocuğu aramayı engelliyorlar. Yalan dedim. Yalan yalan. Ben buna işte Yavuz'un kendisi de burada dinliyor. Ben yine de filan adam şu isim kullanmadan dedim ki... Ya çocuğu biraz da içinizde aran dedim. Seni öldürdüm demedim. Yavuz'a sen öldürdün demediniz. Hayır işte bak yalan şahidim burada. Biraz da içinizde aran dedim. Peki o ismi biliyor musun sen Dursun amca? Bize söylemeyebilirsin ama o ismi biliyor sen musun? Biliyorsun, hocam bana Allah. Söyleyenler istihbaratçılar bütün istihbaratçılar. Ben söyleyeyim o zaman ben söyleyeyim. Onu yine de tabii kocası olduğu için söylemek istemedi. O zaman Dursun Bey siz Yavuz'u kastederek sen çocuğu öldürdün diye suçlamışsınız. Öldürdü soktu bir yere demişsiniz. Hayır asla ben bununla devamlı arayıp koşan bize ne dedilerse işte iki dudak ne konuştuysa dediler filan yerde kayıptan abisiyle. Ben öyle bir şey söylemedim diyor. Sen ne duydun? Bak yanında da Ramazan ve bayram çatlar da varmış. Hayır. Benim de hiç Abdullah Çatlar vardı. Hı. Eniştem olur vardı. Ben hocaya gittiğimiz yerlerde Abdullah Çatlar vardı. Sen o sırada yanında mıydın Dursun Aracı'nın? Kimden duydun Dursun Bey'in bu sözü söyle? Yani Yavuz'u suçladığını, Yavuz'un çocuğu... Kendi eve gelince anlattı Didem abla, şimdi konuşmuyor. Bugün böyle böyle oldu, böyle böyle oldu dağda diye. Sen tam söyle ne olarak, dağda ne olmuş, sen bunu söyler misin? Valla inek otlatırken ki söylediklerini kendi biliyor Didem abla, işte Yavuz kendi anlattı eve geldiğinde kendi söylesin. Yavuz sen söyle o zaman. Detaylarını kendi daha iyi biliyor. Dursun Arıcı ne dedi sana Yavuz? Ben Yavuz'a söyle. Şimdi Didem abla şöyle, o sıralar dayımın... biraz aramız açıldıydı. Dursun yani Bey'le mi? Şey dayın yok. Dedim Dursun Bey'le. Aynen he. Aramız açıldıydı ama aramızda da öyle pek bir şey yoktu. Eniştesine kızdı. Arkamızdan geldi o zaman hayvanlarla. Eniştesine kızmış. Enişte kim? Bunun eniştesi benim Abdullah. Enişte. Adı ne? Abdullah Çatlar'ın. Evet. Ondan sonra orada ona kızdığında biraz da bize kızdı. Hı. Dediği doğru. O zaman dedi ki bana emmi. Sen öldürdün dedi. Seni dedi istihbarata vereceğim dedi. Ertesi gün ben istihbarat aradım. Direkt zaten ben oraya ben kendim özellikle verdim. Peki neden böyle bir şey? Kızgınlık insan bunu söyler o anki, mi? Şimdi Didem abla bak ilk bağlandığım sıralarda ben yayında da
Yavuz, ağzından bak, kötü Yavuz, şeyler çıktı. Bu kızgınlıkla söylenecek bir şey değil. Direkt seni bir suçla itham ediyor bak. Olabilir hocam da şimdi yani tamam, bu bak, kızgınlıkla söylenebilecek yani. Bir şey çok ciddi bir şey yani. Dursun Bey, bunu kızgınlıkla mı yapsınız? Yoksa neye de ailenin içinde hocam, ara ne bak, demek geç, yani? Sizin bu yayına çıkmazdan önce bir yayın için bir televizyoncu daha geldi. Bak, tamam biliyorum. O bana daha yine önce aynı saydı. Bunda annesi de suçlu, kardeşleri de suçlu, Ümmü Hanım da suçlu, Yavuz da suçlu. Bütün kardeşlerini saydı bana. Yani o kişi muhabir size bu soruyu sorunca muhabir bana, o mu dedi, sizi yönlendirdi? Hayır, o bana dedi ki hatta açayım. Hı. Sen de konuş dedi. Ben hiç konuşacak bir şey yok dedim. Biz çocuğumuzu bulun. Ben konuşacak bir şey yok. Ben bir dedim Yavuz'a dedim bak ben aynı sözümle. Yavuz'a bir de içinizde arayın bak gelin şöyle şöyle diyorum. İçinizi arayın başka bir şey Dursun Bey ama. Ya yani, kendi yani şimdi. Yavuz sen öldürdün demek bambaşka bir şey. Hayır Yavuz öldürdü demedim. Ya. Yine yanlış anlaşma var işte. Niye istihbaratı verdin o ben, zaman? Evet ya, Yavuz bu, sen ne duydun Dursun Bey'den? Vermiş. Ben yok duydum orada sıkıntı da bak şimdi orada. Bu o amaçla söylemeyebilir bak ben demiyorum yani bak bu adam sürekli benim yanımdaydı. İstihbarat ha. Bak bütün istihbarat bana geliyor. Bak bana Ali Şın sordu. Dedim kaç tane adamla yakalanmış madem. Gösterin ben arkasında durayının dedim. Ümmü, sulayı vermek değil hani dedim ümmü, ama eşim kendi söylediği bana için. Bana Ümmü demedi etti. Yalnız Ali Işık nasıl bir adam? Ben anlamadım Ümmü ne diyor bir daha söyle bir daha. Takip et, yardım et, çocuğuyla sulayamaz demiş ya eşim Ali abiye. Hı hı. Sulay vermedi ya, sulay verdi yalan değil. Hı. Ama eşimin arkadaşlığından dolayı zaten öyle bir eşimin arkadaşı olduğu için eşim de ona söylemiş git. Neleri sulamıştı o zaman Ali? Hayvanları sulay, yardım et dedi Didem abla. Sen mi Ali'ye karına ben yardım aradım, etmesi için gönderdin? Ben aradım Didem abla, oradaydı zaten o adam. Çocuk arkandaydı zaten. Siz bunu şüpheli mi buluyorsunuz? Yani Ali Ateş niye şey yaptı? İstihbarat soruyor Ali bana Ateş ben değil. Hayır diyorum. Hı. Ali Ateş aralarında bir şey mi var diye soruyor. Ateş değil. Hayır, Ali Işık. Ali Işık özür dilerim. Ali Ateş Işık. Hayır, komşu. Bir şey var mı demedi Didem Hanım. Bak yine yanlış anlaşıldı. Bu nasıl bir adam dedi. Ben de dedim niye için eleştiriyorsunuz? Madem bu adamı bir kadınla kötü yolda gördük deyin. Ben gövdem basayım. Bunun dedim ağzının hani bozukluğundan bu biraz dedikoduya gidiyor. Bunda bir şey yok dedim. Ama ben Ali Bey'e sormadım. Ben şunu sordum. Yavuz'u soruyorum. Siz konuyu Ali Bey'e getirdiniz. Hayır ama bana işte soranlar. Ondan sonra ben Yavuz'a o günde hani bir de ya bir de içeriden yani iki yanının yani jandarmadan içeriden istihbarattan oradaki yani haber kaynaklarından aldığım bilgiden Yavuz'un da çocuğu öldürmüş olabileceğini mi düşündün? Bana soru hayır diyorum ben zaten. Bunu çocuğu delilmiş. Ne delilmiş dedi Yavuz. Yavuz yukarıda bir sarnış boşalttık. Orada kendini asfalta vurduğunda dağılıp gide yazdı. Çocuk bunun değil de niye vuruyor? Peki çocuğu, çocuğa Yasin'e aile içinden biri de zarar vermiş olabilir mi? Hayır mümkün değil. Verdi de ne arıyorlar Didem Hanım. Hepsi yanıyor. Benim evimde bir şey olsun ben bilirim Didem abla bak. Hepsinin tavrını tek şey edebilirim. Yani şimdi Dursun Bey ben anlamadım. Daha da insan bir kızgınlıkla yani ben size kızacağım sonra diyeceğim ki sen... Hayır yani öyle değil. Ben buna işinizde ara dedim ama öyle anlaşılmış. Hayır biraz da İçinizde mi arayın dedi şöyle, Yavuz? Şöyle bir şey var da Didem abla. Ben en ufak bir şey duyduğumda ben bunu jandarmayla istihbaratıyla sürekli paylaştım. Benim bir tane saklı bir gizli bir şeyim yoktur yani. Ümmü sen bize bunu neden hatırlattın? Yani sen Yavuz'un çocuğa Yasin'e bir şey yapmış olabileceğini mi düşünüyorsun? Hayır Didem abla. Niye hatırlattın? Sürekli yüklendiler. Dün ailemin çekirdek yiyip bilmem nesini söyledi ya emmi. O yüzden biraz sinirlerim bozuldu dün. Ondan dolayı dün ben buradan gittikten sonra Yavuz gelişe kadar oteli çabaladım Didem abla. Bak. Her şey çok zoruma gidiyor. Ben yapacak olsaydım bu çocuğun peşinde ameliyatlarda ben dolanmazdım. Dolanmazdım bir de abla. Ölsün diye orada bırakır kaçardım. Niye orada hastanede başında bekledim 2-3 ay? Neden arkamda dalında o kadar hayvan arkasında ben bunu gezdirdim? Yapmazdım bir de abla. Diğerlerini de öyle gezdirdin mi? Gezdirdim hocam. Hiç bırakmadım. Yani ayrıcalığı yoktu yani. Hayırdı hocam. Hiçbir ayrıcalığı yok. İşte kendilerine sorun. Annemin yanında kalma yaşına gelen kalırdı. Ne normal, demek o annenin normal olanlar gibi götürürdük. Annenin yaşına ya aynı evde yaşıyorsunuz. Annenin yaşına gelme yaşı ne demek? Şimdi, hayır bak mesela kendini şey yapanlar annemle beraber kalıyor. Emzirme döneminden bu, çıkım dönemine kadar Didem abla. Nasıl yani böyle kategori öyle olur mu yani? Çocuk her zaman hayır, öyle değil hocam bak. Küçüktü. Küçük Allah olduğu Allah, için yanımızda bu. Ilginç. Öbürleri annemin yanında
Bu yanımızda. Ha mesela son zamanda Yasemin'le bu yaz döneminde Yasemin vardı yanımızda. Yusuf'un vardı. Anne yukarıda yalnız. Siz aşağıda mı beraber misiniz? O daha önce. Şimdi nasıl? Sen yukarıda yalnız mı yaşıyorsun? Hayır Didem abla, şimdi yatmaya çıkıyoruz. Yemeğimizi, şeyimizi, işimizi tutup sadece akşam yatmaya ayrılıyoruz. Çocuktan sonra pek şey yapmadı Didem abla. Dursun Bey nasıl bakıyordu çocuklara? İlgileniyor muydu? Ümmü. Doğruysa ben doğruları söyle ne olur kurban olayım. Çekmem mi? Adam konuşuyorum bak beni yanlış anlıyor. Beni yani bir laf gibi suçlandırıyor. Ben niye yani ben ne ararım o zaman? Ben ağzımı yumardım. Ağzını yumma bana söyle. Hayır, Ümmü yok, çocuklara nasıl davranıyor? Hayır ben ta bir metre ekibini arayabilirim. Bir metre kar gibi yerden ben buraya geldim. Bu çocuğu aramak için geldim buraya. Tamam ben sorumu yönetebilir misin? Bu çocuk için yanıyorum. Ha çocuklara ilgileniyorsun da madem diyorum. Kaynananı niye suçlandırıyorsun? Madem ilgileneydin. Çok şeyler konuşuluyor ama ben diyorum ki onlar kalsın devam edelim biz çocuğumuzu bulalım. Onlarda zaten bir şey yok dedim abla. Ben biliyorum. Ya bu yani bundan rezil bak bunu 80 milyon izliyor. Ya orada da çelişkiler var. Şimdi annen daha sonra buraya gelirse ağzını yani vuruyor, biz veterinerle bir daha gittik konuştuk mesela. Annen diyor ki veteriner orada geldiğinde ben diyor Yasin'i orada kapının önünde gördüm diyor. Veteriner de diyor ki hayır diyor ben orada çocuk mu çocuk görmedim diyor. İlk ifadesinde zaten annem görmüyor. Veterineri de görmüyor. Annem işte biraz şey olunca. Annen çok işte, zeki akıllı bir kadın ya. Niye görmesin dakika, yani? Yok ben bir şey demedim. Yani Allah şükür yani. Ama unutuyor Didem abla. Bir şey yok. Yani. Şu problemlerimizden dolayı annem unutuyor. Ama hatırlattığında da annem hatırlıyor yani. Sıkıntı yok yani annemde. Ama o ilk alınan ifadelerde de öyle yani. Hayır ilk alınan. Bak hepsininkini ben biliyorum Didem abla. Bunun söylediğini de biliyorum. Anneminkini de söylüyor. Bak köyün %80'inin ne dediğini biliyorum. Senin annenle çelişkili konuşmuş. Hayır. Kabul etmiyorsun ama peki. Çünkü şimdi ben gelir gelmez anneme sordum zaten. Kızın Akile ile konuştuk, kızınız Akile ile konuştuk. Şimdi kızın derken ikinizin kızı çok pardon. Akile o günü bakın nasıl anlatıyor. Kardeşinin kaybolduğu günle ilgili Akile bize neler anlatıyor izleyelim hemen.